Evet, Muratçığım. Vallahi kardeşim, şimdi sana finalde çok sert 2-3 soru soracağım. Hazır mısın? Eser sorular geliyor. Sırf ünlü birisin diye diğer insanlardan daha ayrıcalıklı olmayı beklediğin anlar oldu mu? Ya aslında şöyle oldu tabii. Hatta bir kere daha böyle 25 falan yaşındayım. Yeni albümüm çıktı. Daha yeni. Fethiye'ye doğru yoldayım. Yalnız araba yolculuğu yapıyorum. Arabayı ben kullanıyorum. Ben yalnız yolculuk yapmaktan nefret ederim. Hiç sevmem. Bir an önce de gideceğim yere gitmek isterim yani. Hızlı bir şekilde araba kullanıyorum. Bir baktım çevirme. Eyvah dedim ya. Şu an herhalde hani 1.000 lira falan ceza yedim ya. Yandık yani falan diyorum içimden. Durdum böyle memur bey geldi yanıma yaklaştı. Ya Murat Bey dedi o dedi şimdiye kadar dedi buradan geçenlerde kırılmış olan rekorun sahibi oldunuz tebrik ederim dedi. Ben de dedim ki oh tanıdı. Herhalde yırtarız yani bundan. 25 yaşında çocuk herhalde orada büyük bir ayrıcalığa sahip olacaksın zannediyor. Vah vah. Yani şu an mesela çok acayip gülüyorum böyle şeylere. İndim aşağıya bir güzel. Çaylarını içtim, sohbetlerini içtim. Nasıl olsa Fotoğrafını iptal çekildi. fotoğrafını çekindim. Bir yarım saat falan muhabbet ettik. Hadi bana müsaade dedim ben gidiyorum. Teşekkür ederim dedim her şey için. Çok güzel sohbet ettik. Sağ ol dedi abi. Giderken abi dedi yalnız şurayı bir imzalayıver dedi. Ceza gitti mi? Baktım abi 1.000 küsür lira ceza. Ondan sonra hayatım boyunca hiç böyle bir şeyi Zorlama. yapmamam gerektiğini Öğrenmiş öğrendim oldum. ama çok şeydir yani hani mesela gerçekten insanların bu tip şeyleri düşünüp kendine avantajına yarar sağlamak istiyor olması hakikaten çok vah bir durum yani. Evet, zaten hiçbir zaman da o avantajı Vah. elde edemiyorsun yani. Peki birinin dedikodusunu yaparken dedikodusunu yaptığın kişiye yakalandın mı hiç? Böyle dedikodusunu yapıyorsun. Ya dedikodusunu yaparken değil de zamanında birisine çok önemli birisine benden bir şey rica etmişti. Ben de bir türlü böyle aylarca söyleyemedim. Sonra menajerime söyledim dedim ki ya işte Uygar ben bir şekilde hayır diyemiyorum ve bir aydır oyalayıp duruyorum. Allah aşkına bir şey bul ve bu işi Bu adama hayır bu deme. adama hayır de dedim. Mesajı o kişiye göndermişim. Hayır diyeceğin Sonra, insana mı? aynen abi tak diye böyle. Sonra bana telefon açtı. Muratçım ne yapıyorsun sen? Çocuk muyuz biz falan filan dedi. He abi evet doğru. Ben sana hayır diyecektim değil mi? Haklısın ben sana bir şekilde söyleyemedim. İşte o kadar da konuştuk ayıp olmasın diyemedim falan filan dedim. He. Bir şey oldu. Bunun gibi Çok ben iyiymiş. bu konularda acayip şeyimdir ya. Çok Çok dikkatsizimdir yani. başına Ama geliyor yani. şey yani kötü niyetli tabii hiçbir zaman değilim ama başıma böyle geliyor. Ya, Kim peki bu? Söylenir mi? söylenir ya Abdullah Oğuz, Abdullah abi. Harbi söyledin lan. Söylenir. Söyledi. Abdullah Oğuz abi. Ha, Söylenir. Çünkü yanlış. Abdullah abiyle çok bunun geyiğini yaparız. Ha. Sonradan hani defalarca çok gülmüşüzdür, etmişizdir yani bu konuyla alakalı. Evet, çok iyi. Ha, şu an eser sorulardı. İçim gelince daha güzel oldu. Çok iyi oldu. Kariyerinde şu an bulunduğun pozisyonun daha iyisini hak ediyor musun sence? Yok ya. Bence yani neysem onu hak ediyorumdur diye düşünüyorum. Ben böyle hani birisinin birilerinin kötü enerjileriyle aslında daha iyi olacaktım ama birileri benim ayağımı da kaydırdı. Yok insanlar beni anlamıyor falan filan kafasında hiç yaşayan bir adam değilim. Hiçbir zaman da olmam yani. Bulunduğun pozisyonun her Yani zaman. her zaman herkesin hak ettiği şeyleri yaşadığını düşünüyorum. Hı. Şey, kariyer anlamında tabii. Şu an cep telefonunu çıkarıp kız arkadaşına son mesajlaşmanı gösterebilir misin? Cep Tam telefonum yanımda değil. nerede? Buluruz ya kimde? Bir şey bu soru bir tek sana sorulur. Çok da merak ediyoruz. En son mesajlaşmayı en seçtiğim bir mesajı oku. Nasıl mesajlaşıyorsunuz? Neden ama? Merak ediyoruz. Yani nasıl yazışıyorsunuz? Ne oluyor? Bakayım ne yazdığına bağlı. Bir Tamam bakayım. bir tanesi. Son gün attığın yani son bugün de bir tane mesajı göster. Getirebiliyor musunuz?
Senin menajer de hemen verdi biliyor musun? Alır. Aha. Senin telefonun bu. Benim telefonum. Ben bakayım. Göster. Hadi bir. Aa güzelmiş bu. Bir şey, hadi bir tane mesajını, en son mesajlaşmanızı oku. Bunu kime yapacağım merak ediyordum biliyor musun? Şu an onunla ilgili çok şey var. Instagram'dan gelen son 5 DM'yi de oku sonra. En son izlediğin YouTube videosunu bize göster. Ya. Çabuk. Ver bunları bize çabuk. WhatsApp yakın mesajında attığın son sesli mesaj ne? Neyin peşindeyiz ha? Sert sorular nereye gidiyor? Son şimdi mesaj atmış onu mu okuyayım? Okuyayım bakayım ne yapmış? Bebek benim set bitti sen ne yaptın? Yaz bebek. Eser Enenler şovdayım. Şu an sana mesaj yazıyorum. Kızım bu saatlerde mi bitiyor seti ya? Evet ya sorma. Vallahi ya helal olsun. Helal olsun. Sana mesaj. Hayırlı uğurlu olsun dizisi de Hande'nin. Evet ya. Buradan evet. İnşallah bol rating. Hande'de Burak Gülsoy'la oynuyor. İnşallah bu dizi savaşının içinde de başarılı. Ya o kadar çok çalışıyorlar ki 24 saat çalışıp uyuyorlar. Hemen bir 24 saate daha giriyorlar falan. Çok inanılmaz emek veriyorlar. Hepsinin A'dan Z'ye herkesin gerçekten emeklerine şimdiden sağlık. Zaten gerçekten çok her şey tatlı görünüyor. Çok da güzel olacağı da benziyor. Benziyor. İnşallah. Hayırlısı olsun.